İyi haftalar. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konu ağırlıyoruz. Konuğum Avrasya Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kadircan Keskinbora. Kendisiyle katarak nedir, belirti ve tedavi yollarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hocam bugün sizi 10 parmağınızda 10 marifet hekim kimliğinizle ağırlıyoruz. Aslında Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi olarak, yazar, şair, solist olarak ve tıp tarihi ve etiği uzmanı olarak birçok dalda uzmanlık alanlarınız var. Ama bugün sizinle hekimlik alanınızdan sağlık alanında önemli bilgileri seyircilerimizle buluşturacağız. O önemli engin bilgilerinizi seyircilerimizle paylaşacağız. Öncesinde hocam katarak nedir? Bununla başlayalım. Birçok kişi de sık sık duymaya başladık. Katarak tedavisi yaptırdım, memnun kaldım. Her yaşta var mı, yok mu, tedavisi nasıldır diye bizlere gelen çok fazla sorular var. Öncesinde tanımıyla başlayalım. Memnun ederim. Şimdi hepimizin gözünün içerisinde normal bir yapıyla eğer doğarsa göz, gözün içerisinde lens, Türkçesi mercek var ve bu saydamdır. Gözün içindeki merceğin saydamlığını yitirmesine katarakt diyoruz. En basit tanımı ve en doğru tanımı bu. Kataraktlaştığı zaman lens, yani saydamlığını yitirdiği zaman tabii ki görmenin en önemli komponentlerinden, bileşenlerinden birisi olduğu için lensin normalde kırıcılık görevini yapıp görüntüyü net bir şekilde retina, yani görme gömleği üzerine düşürme görevini yerine getirememesinden kaynaklanan görme bulanıklığı başlıyor. Bu nedenle de görme kalitesi düşüyor, yaşam kalitesi de düşüyor. Bu sebeple de katarak çok önemli bir sağlık sorunu olarak kişinin hayatını etkiliyor. Etkiliyor. Kataraktın çeşitli yaşlarda olanı var. Yani bebeklikten tutun da 90 yaşına kadar veyahut da yaşadığı bütün bir müddet boyunca insanı karşılaşabileceği bir sorun. Bebeklik çağı kataraklarına, çocukluk çağı kataraklarına başka bir bakış açımız var tabii ki. O farklı bir olay, normal değil, bir anormal bir durum. Ama 70'li yaşlardan sonra oluşan katarakta, senil katarak ya da yaşlılığa bağlı katarakta her yaşlının karşılaşacağı bir durum. Dolayısıyla peki, o çok daha normal bir karşılanabilecek. Çünkü tedavisinden çok daha iyi netice alabileceğimiz bir katarak cinsi. Peki detaylı anlatırsak hocam, bebeklikle erişkin arasında fark var mıdır katara? Evet, fark onu var. Bebeklik katarakta tanım olarak fark yok. Yani her ikisinde de saydamlığını yitirme. Ama bebeklik çağlarında olması görmeyi öğrenme, beyin görmeyi öğreniyor. Göz sayesinde görmeyi öğreniyor. Onun engellediği için çok hızlı bir şekilde göz tembelliği oturması, gözün titremesi olan nistagmosa neden olması ve tabii ki ta bebekliğinden itibaren hayat kalitesi düşük bir birey olarak büyümesine neden olabilecek çok önemli bir belirtidir. Ayrıca bebeklik kataraktlarında bir önemli husus daha var. Bir bebeğin kataraktında aksini ispat edene kadar aslında gözün içerisinde bir tümör olabileceği ya da gözün içinde başka bir damarsal hastalıktan kaynaklanan bir sorun olabileceği şeklinde de değerlendirmek ve ona bakmak gerekiyor. Peki tedavi aşamasına geçmeden önce sebeplerinden, belirtilerinden bahsediyoruz ama ikisinde de bebeklik ve erişkinde farklı işlemler mi yapılıyor diye soru aklına gelebiliriz diyenlerimizin. Gayet güzel bir soru. Bebeklik kataraktında özellikle 1-1,5 yaşlarına kadar gözün içerisine mercek yerleştirmemeye özen gösteririz. Çünkü bebeklerde herhangi bir cerrahi tedaviye ne kadar özenirseniz özenin çok ciddi tepkiler oluyor. Dolayısıyla gözün içerisinde çeşitli yapışıklıklar meydana gelebiliyor. Bu nedenle gözün içine mercek yerleştirmeyi özellikle 2 yaşları civarında uygulama şeklinde bir konsensus oluştu. Yani genel olarak bütün göz cerrahları henüz daha 3-5 aylık bir bebeğin kataraktını alırlarsa onun gözüne mercek yerleştirmemeyi
Doğuştan daha sonra doğuştan kataraktta, evet. Veyahut da bebeklik çağındaki kataraktlarda. Önce kataraktı temizleyip görme yolunu, kırılma yolunu açmamız gerekiyor. Tabii bu aşamada ya kontak lensle, eğer her iki gözündeyse gözlük vererek, tek gözdeyse kontak lens vererek sorunu çözmek gerekiyor. Çünkü yine görmeyi sağlayabilmek için muhakkak düzeltici bir merceği koymak gerekiyor. Koymazsa tedavi aşamasında sağlığı açısından sorun oluyor mu? Yani mercek olmazsa olmazlar mı diye hep sorarlar. Mercek görmeyi netleştiriyor. Varsayın 5 aylık bir bebeğin kataraktını aldık. Tabii onun bir mercek eksiği var. Sizi görecektir. Yani şöyle aramızda bir perdenin olduğunu düşünün. Yönetmenin ekranda da görüntüleri yansıtıyor anatomisini. Ben sizi görmez isem... Evet. Yani sizin görüntünüz gelmezse nasıl bu bilgi beyine gidecek? Evet. O zaman şeyi açıyoruz, o perdeyi açıyoruz. Fakat bulanık bir görüntüye neden oluyoruz. Hı hı. Çünkü bir merceği koymamız gerekiyor. Onu kontakt lensle gidermeye çalışılır. Eğer tek gözündeyse. Her iki gözündeyse bebeğin, iki gözünün ameliyatından sonra gözlük olabilir. Çünkü iki göz arasında çok ciddi bir rakamsal fark olur. O farklı gözlüğü kullanması çok güç olur bir bebeğin. Dolayısıyla tek göz kataraktında kontak lens ile yaklaşık 1-1,5 yıl kontak lensle düzeltmeyi yapıp daha sonra gözünün içine uygun dioptride, uygun numarada bir merceği yerleştiririz. Hayat boyunca da o gözün içinde kalır. Evet, peki katarak oluştuktan sonra göz damlası ya da bir takım ilaçlar tedavi olunabilir mi diye de hep sorular. Kataraktı damlayla tedavi etmek mümkün değil. Yani bu şekilde çeşitli dönemlerde bitkisel ilaçtı, bitkisel damlaydı şeklinde bazı şeyler ileri sürüldü. Fakat kataraktın ilerlemesini damlayla durdurmak mümkün olmuyor. Peki ameliyat aşamasına kadar gözlem altında siz hastayı tutuyorsunuz. Evet. Ameliyat kararına hangi noktada siz karar veriyorsunuz? Güzel bir soru. Şimdi kataraktın olduğunu tespit ettikten sonra kişinin mesleği, yaşı, uğraşısı bizim için çok önemli. Bir pilot düşünün, görme kalitesini düşüren bir kataraktı var. Bir de bir yani evde herhangi bir şey yapmayan bir ninemizi düşünün. Onun kataraktındaki acele etmemiz ile bir pilotun kataraktında acele etmemiz aynı şekilde olmayacaktır. Dolayısıyla görmesinin kalitesini az bir miktarda da düşürmüş olsa bir pilotta hemen katarakt ameliyatını yapmamız gerekir. Ama kataraktı var olup mesela bir süre sonra, 3 ay sonra bir düğünü vardı, şusu vardı. Çeşitli olaylar da buna neden oluyor. O işini yaptıktan sonra da bir ninemizi, bir dedemizi ameliyat etmeyi biraz sonraya bırakabiliyoruz. Peki, ama çok sonraya değil. Mesleğe göre anladığım kadarıyla. Mesleğe ve kişinin hızlandırabiliyorsunuz. Evet, kişinin uğraşısına göre. Peki şu an yönetmenim evet. Ekrana yansıttı. Sizin yapmış olduğunuz bir katarak ameliyatından bir görüntü. Evet. Şu anda hastamızın mesleği, yaşı nedir hocam? Şu anda 80 yaşında bir ninemizi, teyzemizi ameliyat ediyoruz. Evet. Tamamıyla bir topikal anestezi dediğimiz yani uyuşturucu damla ile ameliyat ediyoruz. Tabii ki ameliyattan önce gerek kendisine gerek ailesine ameliyatı nasıl yapacağımızla ilgili aydınlatıcı bilgileri verdim. Sevgili teyzemiz de çok uyumlu. Gördüğünüz gibi son derece hareketsiz yatıyor. Kendisine yaptığımız herhangi bir anestezi yok. Kendinde sohbet ediyoruz. Arada kendisine bilgi veriyorum. Teyzeciğim şu aşamadayız. Aman çok güzel duruyorsun şeklinde onu da teşvik ediyorum. Ve son derece güzel bir ameliyat başarttı bize sağ olsun. Teyzemiz çok güzel durdu. Şu anda son aşamalara gelmiş durumdayız. Elimdeki o üçgen şeyle sızdırma olup olmadığına bakıyorum. Giriş yerlerimizi şimdi infüzyon dediğimiz şeyle kapatıp ameliyatı sonlandırıyoruz. Burada fakoemulsifikasyon dediğimiz yüksek ultrasonik ses dalgalarıyla kataraktı eriterek emiyoruz. Önce eritiyoruz sonra emiyoruz. Çok küçük bir yerden. Küçük bir delikten gözün içerisine giriyoruz ve kataraktı oradan eritip emerek alıyoruz. Sonra aynı delikten katlanabilir bir göz içi merceğini aynı delikten merceği katlayarak içeriye uyguluyoruz.
Ve içeride merceği açıyoruz. Yerine oturttuktan sonra da ameliyatı sonlandırıyoruz. Peki telefonumuz var. Yönetmenim tabii, uyarıyor ama tabii. Bu hastamız yaş itibariyle... Gördüm, şu anda işte hareket etti. Etti. Yani son derece uyumlu. Ameliyattan önce hastayı çok iyi aydınlatabilirseniz ki zaten böyle bir şeyin olması gerekiyor. Bazen hasta duramayacağını ifade ediyor. Ben katılamam. Yani mesela yüzünüze örtü örteceğiz. Sadece gözünüz açık kalacak. Ama aşağıdan oksijen gelecek şeklinde anlatıyoruz. Teyzemiz anladım dedi. Yapabilirim, durabilirim şeklinde durdu. Şu anda da ama mesela evet, bazı hastalarımız ben yani yüzüme örtü örtülmesine tahammül edemeyeceğim diyor. O zaman tercih bırakıyorsunuz. Tabii onun tercihi tabii. Tercih anestezi olur. Yapıyoruz. Yani hastayı sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Evet, telefonumuz var. Bekletmeden tabii. Alalım. Yine ameliyata ilişkin sorularımızı size yönelteceğiz. Gülcan Demir sorusunu yöneltecek. Geçmiş olsun Gülcan Hanım, sizi dinliyoruz. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hayranınızı seyrediyorum size, inan ki her gün. Teşekkürler. Sorunuzu, annem var, evet. 70 yaşında. Gözleri şey yapmıyor, pek görmüyor. Katarak olabilir mi acaba? 70 yaşındaki bir kişinin görmeme nedenlerinde sadece kataraktı düşünmemek gerekiyor. Gözün evet. Görme gömleği dediğimiz retinada, gözün arka kutbu, retinada da bazı hastalıklar oluşabilir. Dolayısıyla görmeme şikayeti olan herhangi bir kişinin muhakkak hekime, göz hekimine müracaat etmesi gerekiyor. Artık biliyorsunuz en ücra yerlerde bile hekime ulaşmak artık güç değil. Muhakkak bir göz hekimine görünmesinde fayda var. Dolayısıyla katarakt mı? Katarakt artı gözün arkasında görme gömleği ile ilgili bir sorun mu var? Bazen her ikisi beraber olabilir. O nedenle muhakkak bir iyi bir göz muayenesinden geçmesi lazım. Bir göz hekimine müracaat etmelisiniz. Yani anladım hocam. Görmeme şikayeti olanın hangi yaşta olursa olsun muhakkak bir en göz hekimine en yakın zamanda vakit sizlere. Kaybetmeden ulaştırılması lazım. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş Ayşe'm olsun. Ayşe'nin söylesinler. Bunu unutma. Sağ olun. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi ameliyattan bahsetmiştik telefon öncesi. Tekrar dönecek olursak yaş itibariyle tekrarlama riski var mıdır diye sorular akla gelebilir. Her yaş grubunda fark ediyor mu tedavi aşamasında? Yine şimdi kataraktın bir başka şeklinden de bahsedelim isterseniz. Lütfen. Travmatik katarakt dediğiniz çeşitleri. Çeşitlerinden bir başkası da bir darbe sonucunda özellikle işçi kardeşlerimizin evet. Çok sıklıkla maruz kalabileceği veyahut da bir trafik kazası veyahut da maalesef işte kavga şu filan gibi ya da çocukların kendi aralarında oynadığı oyunlarda veya çocukların oyun kazalarında ne yazık ki travmatik katarakt dediğimiz hadiselerle karşılaşabiliyoruz. Göze darbe geliyor. Göz darbeyi aldıktan sonra merceğimiz çok hassas. Darbeden sonra mercek şeffaflığını yitirebiliyor ve katarakt gelişiyor. Bu katarakt ameliyatlarında normalin dışında bir darbenin tesiriyle gözün anatomisi de bozulmuş olduğu için o kataraktın temizliğinde çeşitli sorunlar yaşayabiliriz. Bazen kataraktın tamamı temizlenemeyebiliyor. O zaman sekonder katarakt dediğimiz bir katarakt kalıntısı kalmış olabiliyor. Hani sonradan katarakt oldu olayı. Veya gençlerde, bebeklerde olan kataraktı temizlediğimiz zaman normalde aslında bir zar bırakıyoruz. O zar kirlenebiliyor. Onu lazerle temizlememiz gerekir. Bazı yaşlılık kataraktlarındaki en iyi neticeyi aldığımız yaşlılık kataraktlarının bir kısmında belli bir oranda bırakılan zar kirlenmekte. Onu da lazerle temizliyoruz. Yani ameliyattan sonra mercek kirlendi tarzındaki ifade edebileceğimiz o kataraktı, sekonder kataraktı temizliyoruz. Evet. Peki kızamıkçı katarakı diye bir tanımla bir hastamız mail yoluyla bize ulaşmış. Biraz detaylı anlatırsak nedir diye merak etmiş. Kesinlikle. İyi bir başka konuya değinmiş olduk.
Şimdi bir anne adayı özellikle ilk 3 ayda anne rahminde geçirilen enfeksiyonlar ya da annenin geçirdiği enfeksiyonlar maalesef bebeğin merkezi sinir sistemini ve gözünü etkileyebiliyor. Bu hastalıklardan bir tanesi de kızamıkçık. Şükür ki bu şeyde bu hastalıkta özellikle bebeklik çağında, çocukluk çağında çocuk hekimlerimizin çok ciddi takibiyle aşılar yapılmakta ve bulaşıcı hastalıklar son derece daha az görülmeye başlandı. Bu bir büyük bir başarıdır. Sıha açısından, yani sağlığı koruma ve olmadan önleme açısından. Fakat buna rağmen bazen kızamıkçık enfeksiyonu özellikle bir hamilenin başına gelebiliyor ve o hamile kızamıkçık enfeksiyonu yaşarsa, özellikle ilk 3 ayında yaşarsa ya da ilk 6 ayında yaşarsa bebekte katarakt olabiliyor. Katarakt artı gözde başka problemler. Çok dikkatli olmaksa. Ve santral sinir sisteminde, yani beyin özürlü olabiliyor maalesef. Doktor, hasta ilişki çok önemli hocam demek ki. Çok dikkatli olmakta yarar var. Dolayısıyla bir gebenin kadın doğum uzmanı tarafından takibinde gebenin gebelik sırasında hastalık geçirmemesi, geçirdiyse onun tedavisi son derece önem kazanıyor. Peki, devam edeceğiz hocam. İstanbul'dan Nevin Keser sorusunu yöneltecek. Hocam sizi dinliyor. Geçmiş olsun. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sorunuzu alalım. Kadircan hocam sizi dinliyor. Buyurun, dinliyorum. Hocama sorum var. Benim kızım 2,5 yaşındayken göz katarak ameliyatı oldu. Ama mercek konulmayı unuttu. Şimdi kızım %25 görüyor. Götürmediğim doktor kalmadı. Hani götürmediğim hastane kalmadı ama çare yok. Doktorlar şimdi sol gözünün sağlamına bakmaya lazım diyor. Sağ göz %25 görüyor. Gözüne eğer baştan takip ettiyseniz bebeklik kataraklarında hemen merceği koymamayı tercih ettiğinizi söyledim. Yani merceği koymamak, unutmak tarzında değil. Özellikle konmamıştır. Ama daha sonra 2 yaşlarından sonra o civarlarda ya da 2 yaşından sonra mercek koymaya çalışırız. Orada bir yanlış anlama mı oldu? Mercek hiç mi konmadı? Hiç konmadı. Hiç, hiç konmadı. Ben Bayrampaşa Göz Nuru Vakfı'nda yaptırdım 86 senesinde. Şimdi kızım 29 yaşında. Yani mercek daha sonraki yaşlarda konabiliyor. Tabii vakayı bilmek gerekiyor. Onun için tabii şu anda biraz ezbere konuşmuş olacağım. Tamamen teorik olarak konuşuyorum. Mercek konabiliyor. 2 yaşından sonra mercek konmasında bir mahzur yok. Koymayı yeğliyoruz. Çünkü aksi takdirde kontak lens koymamız gerekiyor. Yani merceğin eksikliğini ya bir kontak lensle veyahut da bir göz içi merceğiyle gidermemiz gerekiyor. Aksi takdirde görmeyi sağlayamayız. Onun olması gerekiyor. %25 görme de fena bir görme değil. Şöyle söyleyeyim. Bebeklik kataraktında, özellikle tek taraflı bebeklik kataraklarında maalesef görme keskinliği çok yüksek düzeylere ulaşamıyor. Yani gözün sadece kataraktı değil, gözün kendi içindeki yapısal sorunlar nedeniyle de görme çok yüksek düzeylere gelemeyebiliyor. Bu sebeple bebeklik kataraktı son derece üzerinde titrediğimiz, ürktüğümüz, çok yakın takip etmeye çalıştığımız katarakt cinsidir. Çok geçmiş olsun Nevin Hanım. Geçmiş olsun. Umarım dinleyebilmişsiniz. Ben teşekkür ederim. Beni yönlendireceğiniz bir yer var mı? Hatta 29 yaşında şu an. Hani görmesini istiyorum ben kızımın. Hocamıza gelebilirsiniz. İletişim numaranızı bırakın. Arkadaşlar sizinle iletişime geçsinler. Olur mu? Tamam. Kapatmasınlar o zaman. Tamam. Ben vereyim. Tamam. Çok geçmiş olsun. Hocam her yaş grubunda katarak olabilir diye biz programın başından itibaren konuştuk, bebeklik çağından bugüne kadar. Çok fazla Facebook ve Twitter üzerinden sorular gelmeye başladı telefon haricinde. Bir izleyicimizin de çocuğu diyabet hastasıymış. Maç oynarken göze darbe gelmiş. Acaba katarak olma durumu var mı diye çok endişe ediyormuş. Yani hemen bir muayene götürmek gerekiyor. Şimdi az önce herhangi bir darbe, göze gelen herhangi bir darbenin katarak yapabileceğinden bahsettik. Dolayısıyla bir de diyabet olunca daha endişe. Diyabet de kolaylaştırıyor. Şeker hastalarında kataraktan oluşumu biraz daha hızlanabiliyor. O nedenle muayeneye gitmesinde, muayeneye götürmesinde fayda var. Fayda var. Peki eklemek istediğiniz var mı kızamıkçık anne adaylarının az önceki katarak olayına ilişkin diğer sorunlara? Gerçekten kızamıkçık çok önemli bir iltihap.
özellikle annenin kızamıkçık geçiriyor olması, bebeğin sadece kataraktı yahut da gözle ilgili diğer doğuştan göz sorunlarıyla karşı karşıya kalmanın da dışında santral sinir sistemini veya diğer sistemleri etkileyen rahatsızlıklara da yol açabileceğinden annelerin de bu konuda uyanık olması gerekiyor. Genelde bütün gebelikler sağlam gidiyor ama çok küçük bir kısmında, küçük bir yüzdesinde sorunlar yaşanabiliyor ama o sorunlar hayat boyunca anneye de doğacak bebeğe de sorun yaşatabiliyor. Onun için lütfen anne adayları kendinizi iyi takip ettirin. Gebeliğinizi mümkün olduğu kadar sorunsuz yaşamaya çalışın. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Vurgusunu sürekli programlarımızda yapıyoruz hocam. Siz de Avras Hospital'da göz hastalıkları bölüm başkanı olarak görevinizi sürdürüyorsunuz. Evet. Birçok önemli ameliyatlara da imza atıyorsunuz. Sizin hastanenizde özellikle hangi işlemler daha çok ön plana çıkıyor? Katarakt genellikle bütün göz birimlerinde bir en çok... Bir koyalım hocam. Bekletmeyelim. Tekirdağ'dan Zuhal Kransan bize sorusunu yöneltecek. Sonrasında buyurun, hemen tabii cevabınızı tabii alacağız. Zuhal Hanım, geçmiş olsun. Sizi dinliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Ben romatoid artrit hastasıyım. İki gözümde de katarak olduğunu söylüyorlar hocalar. Ama daha ameliyat durumu yok. Evet. Fakat ben böyle kulaktan duyma bir şeyler duydum. Hani romatoid artrit hastaları ameliyat olamazmış diye. Öyle bir şey var mı? Hayır. Yani her hastaya bir şekilde ameliyat imkanı yaşatmaya muhakkak ki çalışırız. Gerekli önlemleri ve gerekli destekleri önceden sağlayarak aslında her ameliyat bir heyecan, her ameliyat bir farklı bir koşu. Dolayısıyla romatoid artritli bir hastaya hiçbir rahatsızlığı olmayan bir hastaya uyguladığımız ameliyattan biraz daha farklı yaklaşımda bulunuyoruz. Sizde uveit olasılığının yüksek olması nedeniyle biraz daha farklı bir yaklaşımla ameliyatınızın yapılması mümkündür. Az önce Gülü Hanım'ın özellikle üzerinde vurguladığı ve bizim de söylediğimiz meslekleri ve uğraşılarıyla oranlı olarak hastaların ameliyat tarihlerini oluşturuyoruz. Yani sizi lütfen tahmin ediyorum. Lütfen bandan ayrılmayın. Umarım eğer izliyorsa, çünkü önemli bir soruydu bu. Hastaları biz de takip ediyoruz. Görmeleri, kimi hastanın çok kısa bir sürede kataraktı ilerleyip görme düzeyi düşüyor. Kalitesi, yaşam kalitesi düşüyor. O zaman hızlı bir şekilde ameliyat kararını veriyoruz. Kimi hastada da kataraktın oluş yeriyle de ilgili olarak bazen birkaç sene sonra 5-6 seneye kadar uzadığı oluyor bazı hastalarda. Yani katarakt teşhisini koyuyoruz. Yıllar sonra ameliyatlık duruma gelebiliyor. O nedenle katarakt teşhisi konmuş, katarakt başlangıcı teşhisi konmuş hastanın göz hekimiyle irtibatını daha sık tutması gerekiyor. Peki başarı kataraktı olup da bir tarafının ilerlediği olgularda bazen kazaya uğradığı, araba kullanırken kendisinin kaza yaptığı maalesef çok kişi var. Dolayısıyla çok eskiden, yani bizim ihtisas aldığımız dönemlerde, bu arada yaşımız da çıktı. Bizim ihtisas aldığımız dönemlerde kataraktın iyice olgunlaşmasını bekleyin tarzında bir bir anlayış hakimdi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Özellikle hayat kaliteniz düştüğü anda katarakt ameliyatı olması gerekiyor. Çünkü katarakt ilerlediği zaman ameliyatı da zorlaşıyor. Zor ameliyat hastaya da yansıyan zorluklar getirebiliyor. Hastanın yaşam kalitesini azaltıyor değil mi hocam? Tabii ki. Yani katarakt hastanın yaşam kalitesini düşürür. Yaşam kaliteniz düşerse tedavisini olun. Teknoloji bütün alanlara girdi. Bizim alanımıza da girdi. Bazı ameliyatlar kolaylaştı. Bazı tekniklerle biz de hastalarımızda daha rahatladık. Bazı ameliyatları biz günler önce yatırıp ameliyattan sonra da günlerce takip ederdik. Şimdi aynı gün yatırıp öğleden sonra taburcu ettiğimiz, bir saat içerisinde taburcu ettiğimiz durumlar var. Dolayısıyla lütfen sorunlarınızı hekiminize paylaşın. Birçok sorun daha kolay çözülebilir bir noktaya geldi. Özellikle deneyim de çok önemli. Bu ameliyatın basitleştiği manasına gelmesin. Deneyimin artması nedeniyle kolaylaştığı manasına gelsin.
Evet. Amrasya Hospital olarak önemli ameliyatlara imza attığınızı söylemiştim ama yine bir telefonumuz daha var. Telefonumuzu alalım. Dilerseniz sonra ameliyatları cevabını alalım. Hemen özetleyip soruya geçelim mi? Nasıl yapalım? Telefonumuz hatta mı arkadaşlar? Hatta ise bekletmeden alalım. Tamam. Sonra hemen detaylı konuşmuş oluruz hocam. Nedim Ergün İstanbul'dan sorusunu yöneltecek. Nedim Bey geçmiş olsun, sizi dinliyoruz. İyi günler efendim. İyi günler. Hocam ben 2007'de katarak ameliyatı oldum. 2007'de katarak olduktan sonra mercek kondu mu? Mercek kondu tabii. Tamam. Ondan sonra bir müddet sonra da sarı nokta hastalığı var dendi. Evet. Şimdi ben buna vitamin alıyorum. Bunun faydası olur mu? Katarak yapıldığım anda da çok güzeldi. Şimdi biraz daha net göremiyorum. Bunun bir fonksiyonu nedir? Öncelikle sorunuz için çok teşekkür ederim. Az önce hani söylemiştim ya, katarakt artı retinada bir görme gömleğinde bir sorun olabilir demiştim ve hemen ardından da siz bu soruyu yönelttiniz. Sağ olun. Yaşınızı öğrenebilir miyim? 72. Allah uzun ömürler versin. Sağlık içinde yaşayın. Genellikle 60'lı yaşlardan sonra yaşlılığa bağlı makula, yani sarı nokta yozlaşması hastalığı ne yazık ki hepimiz için bir tehdit halini aldı. Şükürler olsun artık ülkemizde uzun yaşamak bir hakikat. Artık 80'li, 85'li yaşlarda büyüklerimizi görebiliyoruz. Bunun bir kısmı gerçekten sağlıklı ama bununla beraber geriatrik hastalıkları da görmek artık mümkün. Bunlardan bir tanesi de bizim branşımızla ilgili sarı nokta hastalığı. Evet. Sizde de sarı nokta hastalığı maalesef başlamış. Sarı nokta hastalığı özellikle baktığınız noktadaki merkezi görmeyi bozuyor. Çevreyi görüyorsunuz ama merkezi görme bozulduğu için görme kalitesi çok düşüyor. Bunun iki türü var. Yaş tipi ve kuru tipi. Bunu anjiyo ile ortaya koyuyoruz. Yani göz anjiyosu yapılıyor. Yaş tipinde yapabileceğimiz önlemlerimiz ve tedavilerimiz var ve çoğunlukla en azından hastalığı o aşamada durdurma başarısını gösterebiliyoruz. Ne yazık ki kuru tipte çok başarılı olamayabildiğimiz hastalıklardan birisi sarı nokta hastalığı. Yani bugün kataraktı konu ediyoruz ama sizde kataraktın dışında bir sorun var. Sarı nokta hastalığında eğer yaş tipi değilse, kuru tipi ise ne yazık ki size yardım konusunda biraz sınırlıyız. Ama eğer yaş tipini yaşıyorsanız burada yapabileceğimiz önlemler var. Bu konuda göz hekiminizle irtibatı lütfen kesmeyin. Onun ne tipte bir sarı nokta hastalığı olduğunu anlamamız gerekiyor ve ona yönelik önlemlerimizi almamız gerekiyor. Tedavisini geciktirmesi. Evet. Evet. Çünkü geciktiği zaman sarı nokta hastalığı ilerleyen bir hastalık, geriye dönmüyor. Onun için o olduğu noktada durdurmaya çalışıyoruz. Umarım dikkate alır ve bir an önce ihmal etmez. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür Çok geçmiş olsun efendim. Biz Avrasya Hospital'da katarakt ameliyatlarının her şeklini yapma durumundayız. Şaşılık ameliyatlarımızı yapabiliyoruz. Bebeklik evresinden itibaren. Tabii. Evet. Bunu ve az önce dediğim prensipler çerçevesinde. Tabii ki her gelen katarakta göre farklı malzemeyi önden temin etmek kaydıyla. Acil hariç tabii. Evet. Çok şükür çok böyle acillerle de karşılaşmıyoruz. Şaşılık ameliyatlarımız var. Okuloplastik ameliyatlarımız yapıyoruz. Geçenlerde göz darbesi nedeniyle göz küresi aşağıya, maksiller sinüse düşmüş olan bir hastamızı ameliyat ettik ki İstanbul dışından gelmişti. Çok güç bir ameliyat olmasına karşın başarılı bir sonuç aldık. Glokom ameliyatlarımız, yani göz tansiyonu ameliyatlarını yapabiliyoruz. Retina ile ilgili ameliyatlarımızı da bir ekip oluşturarak çözüyoruz. Başarı oranı nedir diye çok fazla katarak ameliyatlarında ilgili soranlar var. Hastanenizde tam teşekkürlü olduğunu, tüm ameliyatlarda, hemen tüm branşlarda hizmet verdiğini biliyoruz. Hemen hemen evet, tüm branşlarda hizmet veriyoruz. En azından teşhisle ilgili, ileri tetkikle ilgili, ileri teşhisle ilgili alet ve donanımlarımız da ortaya koyduğumuz tabloda eğer çok çok uç olaylarda gerekiyorsa sevki de önerebiliyoruz. Evet. Ama genellikle orada sorunu çözme başarısını elde edebiliyoruz. Kataraktla ilgili başarıyı
az önce gelen soru ve ondan önceki anlattığım şartlar belirliyor. Evet. Yani bir bebek kataraktı, tek gözde, gözünde titreme var. Yani böyle bir bebeğin ameliyatı çok başarılı olsa bile o gözün titreme olayı ne yazık ki uğursuz kabul edilen bir belirtidir. Yani gözü titreyen bir hastada görsel yönden başarı az olur. Yani bu hekimlik başarısı ile ilgili değil, bu tamamıyla beynin görsel gelişimiyle de ilgili. Dolayısıyla yani başarı şu kadar %'dir söylemek mümkün değil. Her olgu için o oranı farklı belirleyebilirsiniz. Hatta yaklaşık bir şey belirleyebilirsiniz. Tam bir rakam vermeniz mümkün değil. Mümkün değildir. Evet, yine Ankara'dan Fırat Yıldırım sorusunu Twitter üzerinden göndermiş hocam. Gözü kullanıyormuş, alerjisi varmış, uzun süreli de kortizon ilaçları kullanıyormuş. Aynı zamanda diyabet hastası. Bunların katarağa etkisi nedir? Gözü kullanmakta istemiyormuş. Ne kadar güzel. Şimdi bu soru bir başka katarak cinsini anlatmamıza vesile olacak. Şimdi bir hasta düşünelim, kronik böbrek hastası veya başka uveit hastası. Bunlar kortizon almaları gereken hastalar. Kortizon alması gereken hastalarda katarakt çabuk oluşabiliyor. Bu hastamızda alerji nedeniyle kortizon alması gerekiyor veya başka bir nedenle, artı diyabet hastalığı da var. Yani az önce dediğimiz gibi kataraktı hızlandıran iki tane faktör var. Uzun süre bir kortizon alımı var, şeker hastalığı var. Dolayısıyla hekimiyle irtibatı sık tutması gerekiyor. Katarakt gelişebilir. Yani erken gelişebilir bu hastamızda. Beslenmeyle bağlantısı var mı dedi. Çok fazla sorular var hocam. Göz etkisi var mı? Doğrudan şeker yok. Hastası olanların gönderdiği. Yani şeker hastalığını kontrol altında tutmak şeker hastasının mükellefiyeti. Yani şeker hastası gerçekten bu hastalığıyla beraber yaşayacaktır. Ve şeker hastalığının sadece kitaplarda kalan komplikasyon dediğimiz ya da çok eski deyimle ihtilat, bir bozuklukları, sistem bozuklukları ile çok önceleri daha az karşılaşıyorduk. Ama şimdi 30 yıl şeker hastası, 35 yıl şeker hastası olan insanlarla karşılaşıyoruz. Ve dolayısıyla şeker hastalığının çok ileri dönemdeki bozukluklarıyla da karşılaşmaya başladık. Bu nedenle hekimle yakın teması sürdürmek ve şeker hastalığı hastasının bizzat kendi sorumluluğu, şeker hastalığını düzgün götürmesi. Yani öneriler çerçevesinde şekeriyle barışık yaşaması ve onu şekerini azdırmadan şeker hastalığını kontrol altında tutarak onunla beraber yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Evet. Yine Fransa'dan Mehmet Can Bey sorusunu yöneltmiş. Ameliyat olmak istiyormuş, yoğun iş temposundan dolayı cesaret edemiyormuş. Çabuk işine dönebilir miymiş ve tekrarlama riski var mıdır diyor. Az önce söylediğimiz gibi artık ameliyatlarda hızlı bir şekilde şifaya kavuşmak mümkün. Dolayısıyla hekimiyle tabii önce bir ön muayenesi yapılacak. Nasıl bir katarakt ameliyatı olacağına karar verilecek. Örneğin biz bunu yapıyoruz. Mesela Perşembe'ye ya da Cuma'ya denk getirip o hafta sonunu iyileşmeye ve nekaat devresine denk getirip Pazartesi değilse Salı günü işine gidebilmesini sağlamak mümkündür. Dolayısıyla hekimiyle bunu kararlaştırabilir. Şimdi çok fazla da size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz var. Yayın sonrası biz zaten Facebook ve Twitter üzerinden mail adreslerimizi veriyoruz. Telefon numaraları var. Değerli hocamıza ulaşma imkanı bulabilirsiniz. Ameliyat süresi ne kadardır diye çok fazla soru var hocam. Şimdi ameliyat süresiyle ilgili ne yazık ki böyle medyada yanlış yönlendirmeler oldu. İşte şu kadar dakikada yapıyoruz. Sorun bu kadar dakikada yapmak değil. Sorun adam gibi yapmak. Güzel başlamak, güzel bitirmek. Dolayısıyla şu kadar dakikada bitirdik. O değil. Şu kadar dakikada, yani kısacık bir sürede bitirebilmek iyi bir cerrahın, usta bir cerrahın işi. Dolayısıyla o ustalığı o cerrah bir senede kazanamaz. 15-20 yılda kazanır, 10 yılda kazanır. Bu onun 10 yıllık emeğidir. Diyelim ki 10 dakikada yaptı. Evet. 10 dakikada bitti diye o ameliyat basit bir ameliyat değildir. O onun hüneri, o onun
yeteneği, o yetenek sadece kendisinde olan bir şey değil. Yani manevi bir şey de katıyordur. Dolayısıyla ameliyat kısa bir sürede oldu. O zaman basit bir ameliyattır. Bu çok yanlış bir bakış açısı olur. Ameliyatımız kısa. Ameliyatımız kısa. Fakat bunu belirleyen şartlar da var. Her hastada aynı kısalıkta bitmiyor. Her hastanın gözünde başka problemler olabiliyor. Göze başladığınız, ameliyata başlıyorsunuz. Ameliyat esnasında bazı sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Ve o sürprizleri, oluşan sürprizleri hemen derleyip toparlamak da ayrı bir hünerdir. Dolayısıyla o problemle karşılaşıp karşılaşmayacağınızı da bilemezsiniz önceden. Hastanın durumuna göre evet, süre değişiyor. Kesinlikle evet. Süre değişiyor. Peki Almanya'dan Gülgün Yaltan şu an bize sorusunu yöneltecek. Gülgün Hanım duyabiliyor musunuz? Evet, günaydın. Günaydın. Sorunuzu hemen alalım. Kadircan Hocam sizi dinliyor. Biz iki arkadaş yakın görme sorunumuz var. Gözlük kullanmak istemiyoruz. Hocam bize ne öneririz? Yaşları çok kaç güncel, diye soralım mı hocam? Sorulmaz, yok, değil sorulmaz, mi? Evet. Sorulmaz. Almanya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, gerçekten Almanya'ya sevgilerimizi yolluyoruz. Güzellikler diliyoruz. Sağ olun. Efendim, yakın görmeyi lazer ameliyatıyla çözme şu anda gündemde olan ve çok fazlasıyla tartışılan, olumlu olumsuz yönleriyle tartışılan konulardan bir tanesi. Evet. Yakın görmeyi, yakın artı uzak görmeyi beraber çözebilecek çözümler var. Tabii bunlarla ilgili olarak çok detaylı bir konuya girecek olursak konu çok dağılacak. Bunu hekimlerinizle tartışabilirsiniz. Bu bilinen bir konu artık. Belki sizin uzakla ilgili bir sorununuz da olabilir. Belki ikisini birden çözmeyi önerebilir. Çünkü bazı alternatif tedaviler de var. Yani lazer tedavisi diye siz üstelersiniz, başka bir tedavi de önerilebilir. Onlar tartışılabilir. Onunla ortama çözüme gidebilirsiniz. Bu nedenle muayeneden geçmeniz öncelikle gerekiyor. Şunu olmalısınız, şunu olmamalısınız demem mümkün değil. Sizi muayene etmeden böyle bir şeyi söylemem mümkün değil. O nedenle bunu cesaretle sorun, muayenenizi olun. Bilgilendirmenizi alın ve bilgilendirmeden sonra tekrar detaya girerek kararınızı verin derim. Bu arada Almanya'ya sevgilerimizi yolladık. Evet. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ülkemize özellikle sizin gibi gurbette olan vatandaşlarımız geliyor, şifalarını bulup dönüyorlar. Hatta yabancı olup ülkemize gelen çok sayıda insan var. Onlar da şifasını bulup gidiyor. Yani ülkemizde gerçekten tıp çok ileri bir düzeyde, uygulama çok ileri bir düzeyde, çok güzel hekimlerimiz var. Dolayısıyla ilginizi, özellikle Türk hekimleri üzerinde ilginizi yoğun tutmanız yerinde bir görüştür. Uzak kıtalardan da ülkemize şifa bulmak üzere hastalar geliyor. Gerek Türkler, gerek yabancılar. Dolayısıyla size özetle önereceğim, muayenenizi olun, alternatif yani illa lazer, illa başka bir şey değilse onları bir oturtun, ondan sonra tartışın, internetten bilgilere ulaşabilirsiniz ama muhakkak güvendiğiniz bir hekimle çözüme gidin. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Almanya'ya sevgiler gönderiyoruz. Bu arada çok küçük bir bilgiyi daha... İyi günler efendim. Siz notunuzu ileteyim hocam. Şimdi ben notu ileteyim genel bir bilgi olarak. Şimdi bazı hastalar şey tarzında, bir dayatma tarzında, hocam ben geldim lazerle şu ameliyat olacağım. Bu ne diyorsunuz? Lazer çok uygun gelmeyebiliyor kendi görüşüme göre. İzah ediyorum. Ya başka bir çözüme gidiyoruz veyahut da olayı erteliyoruz. Muayenesini yapıyoruz, gözü lazere uygun değil. Yani ilk aşamada, ilk baktığınızda uygun gibi görünüyor. Fakat ileri tetkikleri yaptığınız zaman lazere uygun değil. Yani o nedenle muayene olmadan, muayene etmeden çok teşhis ve yönteme karar vermemek lazım. Karar vermemek evet. Lazım. Yani bu yanlış olur. Peki Fransa'dan bir izleyicimiz 46 harika, yaşındaymış. Çok güzel, bayağı uzanıyoruz. Evet, çok sesimizin ulaştığı dünyanın her harika, bir köşesine çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Önemli bir konuyu gözümüzden bahsediyoruz hocam. Göz doğru, çok önemli bir organ. Tabii. Ve dünyaya açılan pencere. Kesinlikle, kesinlikle. İzleyicimiz diyor ki göze dikiş atılıyor mu katarak ameliyatında? Ah, güzel. Ve
gözün kapalı kalması gerekiyor mu ameliyat sonrası? Aynı zamanda güzelliğime düşkün olduğum için göz altındaki torbaları da aynı anda aldırabilir miyim? İki işlem bir arada olabiliyor mu? Şimdi öncelikle dikişle ilgili konuyu açalım. Genelde dikiş konmuyor. Genelde. Ama ameliyatın gidişatı sırasındaki az önce bahsettiğim sürprizler nedeniyle bazen bir dikiş konması icap edebilir. Bu dikişin konması büyük bir olay değil. Bir felaket asla değil. O dikişi bir buçuk ay önce alırsınız ve normal bir hale dönebilir. Genel olarak dikiş konmuyor. Genel olarak dikiş konmuyor, onu söyleyeyim. Gözün kapalı kalması kalmaması ile ilgili olarak yine ameliyatın gidişine bağlı, ameliyatın o esnadaki seyrine bağlı olarak hekim belki ertesi sabaha kadar kapalı kalmasını arzulayabilir. Genelde ameliyattan sonra evine yolladığımızda gözünü açtırıp damlalarını damlatmaya başlıyoruz. Evet. Genelde. Göz altı torbaları ile ilgili olarak göz altı torbalarının ameliyatı gözün dışı ameliyatıdır. Katarakt ameliyatı gözün içi ameliyatıdır. Dolayısıyla yaklaşımımız farklıdır. Aynı seansta ikisini çözmemenizi öneririm. İkisini bir? Aynı anda yapmamanızı öneririm. Evet. Peki şu an sizin muayene esnasından evet. Görüntüleri görüyoruz. Mesela bu hastamızın şikayeti neydi? Kaymayla ilgili evet, bir. Gördüm. Dikkat ederseniz kayma muayenesi başlıyor. Evet. Gözleri kapatıyoruz. Yani alterne açma kapama testini yapıyoruz. Bununla ilgili çok sayıda test var. Şaşılıkla ilgili çok sayıda testimiz var. O muayenelerimizi yapıyoruz. Bir de hastanın şaşılık ya da diğer göz hastalıklarındaki tedavi aşamasını kabul etmesi gerekiyor değil mi hocam? İşlemi daha kolaylaştırmak anlamında, psikolojik anlamda. Adli yönden şöyle, evet. Bir hasta doktorun kapısını çaldığı anda onunla bir sözleşme imzalamış oluyor. Yani ben sizi hekimim olarak seçtim, sizin tedavinizi kabul ediyorum manasına alır. Yani zımnen budur. Biz de muayeneye başladığımız anda bir sözleşme imzalanmış gibi olur. Bu nedenle o hastanın geldiğinde kayıt açılıyor ya, o çok önemli bir şeydir. Biz genellikle hastayı kayıt açtınız mı dediğimiz zaman hasta sanki hani ödediniz mi gibi, hani özelde çalıştınız mı? O, sorun o değildir. Sorun o kaydı açmasıdır. O kaydı açmasıdır ki biz de kayıtlarımızı gireceğiz. Yani muayene kayıtlarının girmesi. Hani çok ender oluyor ama bazı tartışma veyahut da bazı sıkıntılarda kayıtlar önlemek çok adına. Mühim. Evet, onu önlemek adına. Peki psikolojik olarak şüphesiz ki yani hasta kendini aslında gelip sağlığını, bedenini hekime teslim etmeli. O güveni duyarak gelmeli, o güveni duymuyorsa da gelmemeli. Ciddi söylüyorum, gelmemeli. Yani o güveni duymuyorsanız gitmeyin. O hekim de o güveni duyarak zaten size yaklaşması gerekiyor. Yani karşılıklı bir güven ilişkisi üzerine kurulur. Hekim-hasta ilişkisi bir güven ilişkisidir. Güven ilişkisi üzerine kurulur. Olur duymazsanız yani gitmeyin daha iyi. Çünkü güvenmeyeceksiniz. Verdiği önerilere güvenmeyeceksiniz. Önereceği şeylerin altında bir başka şeyi düşünecekseniz pek güven ilişkisi olmaz o zaman. Onun evet. için güven ilişkisidir. Hasta hekim ilişkisi. Şimdi hocam çok fazla... Tabii bu arada tabii hasta şefkat ister. İlgi istiyor. İlgi ister. Yani mümkün olduğu kadar onu göstermek gerekiyor. İki tarafında suistimale gitmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani bazen de... Kesinlikle. Şimdi çok fazla mesajlarda hocam katarak sonrası gözlük kullanmak istemiyorum sorularını görüyorum ben şu an. Doğru tabii ki. Evet. Ama cevap sizde. Yani az önce Almanya'dan arayan sevgili vatandaşlarımız da sağ olsunlar. Yani gözlüğü kullanmak istememe doğal bir arzu. Biz de tabii ki lens onun olabilir olmaması. Mi diye soranlar var. Tabii onları anlatayım. Bizim katarakt ameliyatından önce çok duyarlı ölçümlerimiz var. Yani katarakt ameliyatı o kadar önemli bir ameliyat ki ne yazık ki çok yapıldığı için önemsiz, basit filan gibi görülüyor. Kesinlikle en önemli ameliyatlardan bir tanesidir. Çok iyi görmekten körlüğe kadar uzanan geniş bir spektrumla neticeleniyor katarakt evet. ameliyatı. Buna basit bir ameliyat diyebilir misiniz? Önceden tetkiklerini yapıyoruz. O ince tetkikler sonucunda bir diyopsi, bir numara tespit ediyoruz. Gözün içine koyacağımız merceğin numarası. %95-96 oranında doğru tespit edebiliyoruz ama belli bir oranda
tam tutmayabiliyor. Tutmayabiliyor. Bu kadar hassas aletlere rağmen tutmayabiliyor. O nedenle küçük bir bölümde de olsa hastalar ameliyattan sonra bir miktar da olsa gözlük kullanabilirler. Aydınlattığımız zaman bunu söyleriz. Kullanabilirler. Hekim kararına göre. Yani kararına göre de veya belli bir oranda şikayetlerine yani saptırız. O numaraya rağmen yine de bir yani saptamamıza ve çok hassas ölçümlerimize rağmen küçük bir yüzdede de olsa tam tutturamayabiliyoruz o numarayı. Evet. Onun için ameliyattan sonra gözlük kullanılabilir. Küçük bir numara gözlük kullanabilirler. Kendi sağlıkları için. Tabii kendi sağlıkları için. Kesinlikle hocam. Peki Konya'dan Murat Kaya sorusunu yöneltecek. Buyurun. Murat Bey duyabiliyor musunuz? Konya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Alo, iyi günler efendim. İyi günler. Ekibimize iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bir mukabele. Efendim şöyle bir doktora çıktım. Burada şöyle bir tavsiyede bulundular. Retinada vitrektomi ameliyatı hakkında bilgi alacaktım. Genel anestezi altında mı yoksa lokal mi? Ne kadar sürüyor ameliyat esnasında zorluklarını soracaktım hocam. Teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Evet, pardon. Teşhisi tekrarlar mısınız Murat Bey? Murat Retinada... Duyuyorum. Vitrektomi. Anladım. Vitrektomi. Bu uzun sürüyor mu? Genel anestezi altında mı yapılıyor yoksa lokal mi? Bunun zorlukları güzel hakkında bilgi rica edecek. Tabii ki. Çok geçmiş olsun. Çok hocam geçmiş olsun. Anlatıyoruz. Vitrektomi önemli ameliyatlardan bir başkası büyük ihtimalle gözün arkasında görme gömleğinde evet. Bir sorun yaşıyor bu vatandaşımız. Vitrektomi ameliyatı bazısı çok uzun sürer. Uzun sürdüğü için genel anesteziyi tercih eder hekim. Fakat lokal anesteziyle de vitrektomi ameliyatı yapılabilmektedir. Dolayısıyla evet. Bu kararı hasta ve hekimin beraber vermesi gerekiyor. Hastanın bazı sağlık sorunları anesteziyi kaldıramayabilir. Bu nedenle lokal anesteziyi tercih etme durumu doğabilir. Hasta panik ataktadır, yüzünü hiç örttürmek istemez. Bu nedenle kısa bile sürse gelen anesteziye gidilebilir. Bu sebeple buradaki karar hasta ve hekimin ortak kararı olmak durumunda. Yani vitrektomi ameliyatı lokal anesteziyle de yapılabiliyor, genelle de yapılabiliyor. Evet, Konya'ya sevgilerimizi gönderelim. Çok geçmiş olsun. O gözlükle ilgili konuya girmişken soru muhakkak gelecektir. Ben bir konuya daha girmek ekleme istiyorum. Ekleme yapalım hocam. Ekleme yapalım. Gözün içine koyduğumuz merceklerle ilgili bir ayrıntı vermek. Kalitesiyle ilgili de çok fazla var. Soru İyi da geliyor değil mi? Ve kötü ondan kaliteyi mercek de anlatalım. Var mı diye soruyorlar hocam. Şimdi biz tabii ki hiçbir şekilde marka vermemek kaydıyla şüphesiz ki her üretimde olduğu gibi kalite farkı mercekler arasında var. Ama tabii ki en kalitelisi şudur, bu şu kalitesizdir şeklinde bir farklılık söyleyecek değilim. Ama tabii ki üretim kalitesi açısından farklılık vardır. Merceklerin monofokalleri ve multifokalleri var. Yani tek odaklı mercek ve çok odaklı mercekler üretildi. Son zamanlarda teknolojinin her yere girdiği gibi optik dünyasına da, optik fizik evet. dünyasına girmesi sayesinde göz içine merceklerin tek odaklı veya çok odaklı merceklerin uygulanması da söz konusudur. Evet. Çok odaklı merceklerle uzağa ve yakına gözlük kullanmadan net görmeyi hedefleme söz konusu. Burada da her göze uygulanamayabilir. Ön muayeneler bu nedenle önemlidir. Tek odaklı bir mercek konacaksa orada işte hastayla hekimin bir ortak karara ulaşması gerekiyor. Öncelikle uzağa mı gözlüksüz kullanmak istiyor, yakına gözlük kullanabilirim diyor. Yoksa öncelikle ben yakına gözlük kullanmayayım, gerekiyorsa uzağa gözlük kullanırım diyen hasta olabiliyor. Örneğin bir ev kadınının genel uğraşısı yakınla ilgilidir. İşte mutfak tezgahında gözlüğü kullanıp et kesmek istemez, pirinç haydıklamak istemez. Onun yakınla ilgili şeyi çok daha fazladır. İşte işleri bitecektir, gidip oturacak, televizyonu seyrederken gözlük takabilirim diyecek. Monofokal bir mercek kullanacaksak, mesela böyle bir hanımı uzağa miyop tarzında bir mercekle katarakt ameliyatını test etmek daha akılcı olabilir. Bir başkası şofördür, uzak daha önemlidir, yakın değil gibi. Yani o nedenle hasta hekim ve her hasta
ayrı bir çözüm isteyebilir. Her hastaya ayrı bir çözüm üretilebilir. Üretilebilir. Peki Çerkezköy'den Remziye Özgür sorusunu yöneltecek. Remziye Hanım duyabiliyor musunuz? Geçmiş olsun. Alo. Remziye Hanım. Sanırım telefonda sorun var. Bağlandığı zaman tekrar sorusunu alacağız. Hocam şaşılıkla ilgili çok fazla sorular var. Suyla temas, katarak ameliyatından sonra. Ha, evet. Yani gördünüz değil mi katarak evet. ameliyatının ne kadar önemli olduğunu yaklaşık 50 dakikadır konuşuyoruz ve hala hocam, bitmedi. Birçok soru hala geliyor telefon evet. aynı zamanda. Sorular da çok güzel gerçekten. Bu program sonrası tekrar alalım hocam programımızı. Memnuniyetle. Su değmesiyle ilgili. Ben şahsen yaklaşık bir hafta su değmemesini öneriyorum. Çünkü su değmeye izin verecek olursak hangi su değecek, hangi su değmeyecek bu çok karışır. Evet. Dolayısıyla su değmemesi tarzında kapatmak olayı daha iyi oluyor benim açımdan. Ben kendi hastalarımda bunun çok yararını gördüm. Su değmemesine dikkat edin diyorum ve çok faydasını gördüm. Çünkü bir ameliyatımızda maalesef bir hastanın bir nedenle duş alması gerekti. Ameliyattan bir gün sonra duş aldı ve ne yazık ki o hastada iltihap gelişti. Şimdi böyle bir riski neden göze alayım ki? Neden o hasta o riski göze alsın ki? Anlatabiliyor muyum? O nedenle katarakt ameliyatından sonra göze su değmemesini ben tercih ediyorum. Evet, çok fazla da hocam katarak haricinde şaşılıkla ilgili sorular var. Şaşılık nedir? Yaşla ilerliyor mu? Tedavisi nasıldır? Bunları sırayla alalım. Ama aslında telefonumuz var, yönetmenimiz farklı bir konu ama hocam evet, tamam, gözle ilgili o kadar çok soru var farklı branşlarda. Evet, yani ya, şikayetleri anlamında kesinlikle, kesinlikle hocam. Telefonumuzu bekletmeden alalım. Tabii, süremizin de sonuna geldik ama çok fazla soruyu sizlerle buluşturmaya çalışıyorum ki. Tabii ki, tabii ki. En azından bağlanamayan ya da düşüremeyen seyircilerimize de bir nebze. Tabii. Tedavi amaçlı bilgileri kendilerine ulaştırmış olalım. Abdülkadir Çaycı İstanbul'dan. Geçmiş olsun efendim, siz dinliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim, buyurun sizi dinliyoruz. Efendim ben aşağı yukarı 20-25 gün önce katarat ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Evvela sağ gözümden oldum. Pardon, sol gözümden oldum. Evet. Bir hafta 9 gün sonra da sağ gözümden oldum. Çok güzel. Oraya lens takılıyor. Bu tamam. Sarı ışıklara karşı iyisinden işte o şeyin en uygun olan lenslerinden takıldı. Şimdi uzaklar iyi, yakında sorunum var. Bir, aradan az bir zaman geçti. Ben öyle duyuyorum ki bir ay, iki ay sonra bu gözler daha iyi yerine oturacakmış. Gözlük de ancak o zaman kontrol edilip alınacak diyorlar. Evet, evet, doğru. Efendim, onun için... Sol gözümde mesela önceden olduğum gözde hafif yaşarma falan oluyor. Evet. En son olduğum sağ gözümde de iyi, gayet güzel. Çok güzel. Efendime söyleyeyim bir şeydir. Sumu da vurmadım. Çok yani güzel. Yani her şeye dikkat ettim. İlaçlar, damlalar vaktinde. Şimdilik durum böyle. Gözlük için müracaat ne zaman edeyim? Öncelikle sorunuz için çok teşekkür ederim Abdülkadir Bey. Geçmiş olsun. Güzel bir ameliyat geçirmişsiniz. Memnun kaldığınızdan da belli oluyor. Genellikle de katarakt ameliyatlarında bu sonuç çıkıyor. Genellikle başarılı oluyor. Sizi de kutluyoruz o açıdan. Geçmiş olsun. Gözünüze dikkat etmiş olmanız, önerilere dikkat etmiş olmanız son derece akıllıca. Doğrusunu yapmıştınız. Size verilen bilgiler de doğrudur. Her hastalıkta olduğu gibi katarakt ameliyatından sonra da her ameliyatta olduğu gibi bir nekahat devresi, bir iyileşme dönemi var. Siz şu anda o dönemdesiniz. Bir iki ay sonra gözlük numarasını tespit etmeniz daha akılcı olur, daha doğru olur. Az önce zaten gözlükle ilgili detaylı bir açıklama yaptım. Gözlük evet. gerekebiliyor ameliyattan sonra. Ama hemen gerekiyorsa hekiminiz geçici de olsa bir gözlük verebilir hemen okumanız gerekiyorsa. Değilse bekleyebileceksiniz. Bir iki ay sonra daha kalıcı bir gözlüğü verme imkanı olur. Ve siz o gözlükte yakını görürsünüz. Uzağınızdan zaten memnun olduğunuzu az evet. önce ifade hocam, ettiniz. Yakın için gözlük kullanırsınız. Hiçbir sakıncası yok. Affedersiniz. Buyurun. Bu şey, tedavi esnesindeki damlaları halen kullanayım mı? Yeni bir tertip daha alayım mı? Şimdi bunu kendi hekiminize sorsanız daha uygun olur. Çünkü sizi takip ederek gözünüzdeki reaksiyonlar çerçevesinde
dozajı ayarlayacaktır. En doğrusu kendi hekiminize bunu sormanız. Peki efendim. Ama genel olarak bir şey yok ama sol gözüm bazen öyle kaçırıyor falan. Yani genel olarak 15 gün 20 gün kadar damla kullandırıyoruz. Peki, ama dikkat ederseniz verdiğim bilgiler genel bilgilerdir. Siz özel olarak kendi hekiminizden doğru olanı ve en kesin olanı alabilirsiniz. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sorunuz için teşekkürler. Allah razı olsun. Sizden geçmiş olsun. Hocam süremizin sonuna geldik ama şaşılıkla ilgili çok kısa bir bilgi versek. Ekran'a yönetmenim görüntüyü verme şansınız var mı? Hemen toparlayıp programı kapatacağız. Çok güzel bir görüntüyü verebilirsiniz. Şaşılık şu. Şimdi iki gözle görmeyi sağlıyoruz ve stereoskopik görmeyi sağlıyoruz. Şöyle elimle göstersem şu şekilde. Şu an ekranda da gözüküyor zaten. Küçük bir kardeşimizin sanırım. Evet. Ekranda gözüküyor. Evet. Görüyorsunuz dışa kayma bu. Yani şu paralelizmi... Eğer görmemiz şu paralelizmi bozarsa evet. Dışa kayma ya da içe kayma. Bu paralelizmin bozulması haline şaşılık diyoruz. Evet. Yani gözlerin bakış paralelizminin bozulmasına şaşılık diyoruz. Ya içe ya dışa ya da üstü aşağı. Tedavisi mümkündür. Çoğunlukla mümkündür. Evet. Çeşitli tedavi metotlarımız vardır. Muhakkak ameliyatta en azından daha iyi bir hale koymak mümkündür. Hani %100 biliyorsunuz tıpta %100 konuşmak çok doğru olmaz. O nedenle en kötü ihtimalle daha iyi bir hale getirmek mümkündür şaşılığı. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Şaşılıkla ilgili ilerleyen günlerde biz sizi farklı bir programda yine daha detaylı izleyicilerimizi aydınlatmak adına konuk edelim hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi Avrasya Hospital'dan Göz Hastalıkları Bölüm Başkanı olarak ağırladık. Profesör Doktor Kadircan Keskinbora çok teşekkür ediyorum. Ben önemli teşekkür bilgileri ederim. Süremizin el verdiği ölçülerdi. İzleyicilerimize paylaştık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bugünlük de önce sağlık programı sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Haftaya yeniden pazartesi günü karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık.